Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türk Banyodu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şah Sudani özel sektörün reforma öncelik etmesi gerektiğini vurguladı. İller arası Yüksek Koordinasyon Kurulu düzenlemiş olduğu toplantısında emeklilere destek konusunda illerdeki yeni konut projelerinde emeklilere öncelik verilmesi yönünde oy kullandı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Muhsin El-Menzelavi başkanlığındaki dün düzenlediği oturumu bir sonraki duyuru için erteledi. Federal Dürüstlük Komisyonu Rafi Dein Bankası'ndaki bir yetkili ağır hapis cezası öngören bir karar çıkardığını duyurdu. Uluslararası petrol fiyatlarına gelince ve OPEC Plus tarafından petrol üretiminin genel olarak günde 1,5 milyon varilden fazla azaltacağına dair ani duyurunun ardından fiyatlar varil başına 84 doların üzerine çıktı. Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin Rusya, Suriye, Türkiye ve İran'ın dörtlü toplantısı bugün başkent Moskova'da yapılıyor. Başbakan Muhammed Şah Sudani özel sektörün reforma öncülük etmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan El Cezire kanalıyla yaptığı bir röportajda şu anki zorluğun önceki hükümetlerin yüzleşmek zorunda kaldığını, yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu açıkça belirtti. El Cezire kanalıyla yaptığı aynı görüşmede Başbakan Irak'ın bugün toparlandığını ve tüm Irak halkının tek yürek olduğunu söyledi. Başbakan, hükümetin vatandaşların özlemlerini ve umutlarını temsil ettiğini kaydederek Irak'ın yılda 4 trilyon dinar ithal etmek için ödediği bağlantılı gazı israf etmeyi bırakma gereğini vurguladı. Başbakan Muhammed Şah Sudani gençlerin rehabilite edilmesi ve istihdam olanaklarının sağlanmasına yönelik hükümet plan ve programlarında valilere hükümet geçen ay uygulamaya başladığı gençlerin rehabilite ve istihdam edilmesiyle ilgili El-Riyad'da girişimine daha fazla önem vermeleri talimatını verdi. Başbakan bir bölgeye bağlı olmayan iller arası Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 5. oturumunun başkanlığı sırasında illere öne çıkan genel durum ve konutları tartışmamız daha önce onaylanmış karar ve tavsiye kararlarının uygulanmasını takip etmiştir. İstifa reis-i müfavvadiyye'l ulya müstakille'l intikabat ve münakaşet ehem ihtiyacatil muhafazat لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر إقامتها نهاية العام الحالي. شهدت الجلسة استضافة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة أهم احتياجات المحافظات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر إقامتها نهاية العام الحالي. وجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة السادة المحافظين بإيلاء الأهمية لمبادرة ريادة الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم والتي باشرت الحكومة بتنفيذها الشهر الماضي المقررات استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الأولى للجنة العليا للمياه وما صدر عنها من توصيات تقرر ما يأتي أولا إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها وزارة الموارد المائية اثنين
Hükümetin yolların rehabilitasyonu ve bakımına yönelik planlarının trafik sıkışıklarının hafifletmesine katkıda bulunacak şekilde uygulanması amacıyla toplantıda Maliye Bakanlığı'nın hesaplarında tahsis edilen miktarlara ilişkin tablolara sunması gerektiğine karar verildi. Emeklilere destek konusunda ise illerdeki yeni konut projelerinde emeklilere öncelik verilmesi yönünde oy kullandı. Federal bütçe dosyasında hükümet resmi sözcüsü Basim El-Evvadi, başbakanın toplantıya, daha doğrusu parlamentoya katılma ve bütçe taslağı ile ilgili tüm ayrıntıları ve soruları yanıtlama isteğini yenilediğini doğruladı. Başbakanlık resmi basın bürosu yaptığı açıklamada El-Evvadi, hükümetin bütçenin dayanılmadığı temellere tamamen ikna olduğunu belirterek, parlamento başkanlığı ve siyasi güçleri 3 yıllık bütçeyi çözmek için çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı. Parlamento Maliye Komitesi, Maliye Bakanı, Bütçe Dairesi Başkanı ve Bakanlıkları ileri kadroyu ağırlayarak bütçe yasasını madde ve bölümlerini görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Parlamento Başkanlığı dün yaptığı açıklamada yasa tasarısının önümüzdeki günlerde parlamento gündemine alınmak üzere Maliye Komitesi'ne havale edildiğini duyurdu. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Muhsin El-Menzelavi Başkanlığındaki dün düzenlediği oturumunun bir sonraki duyuru için erteledi. Parlamento düzenlemiş olduğu oturumunda Halepçe ilçesinin ile dönüştürülmesiyle ilgili yasa tasarısının ilk okunuşu tamamlandı. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi Mısır ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ve Mısırlı mevkidaşı Hanefi Cebali ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkileri güçlendirmenin önemi ve stratejik işbirliği umutlarını geliştirmek için çalışmaların önemi ve Suriye'deki durumun istikrarı da dahil olmak üzere bölgedeki siyasi durumdaki gelişmeler ve parlamento düzeyinde devam eden çalışmalar üzerinde duruldu. Federal Dürüstlük Komisyonu'nun prosedürlerinde ve kamu fonlarına zarar veren ihlaller gerçekleştirmesinin arka planına karşı komisyon, Rapidane Bankası'ndaki bir yetkiyi hapis cezası öngören bir karar çıkardığını duyurdu. Yetkili makamdan yapılan açıklamada yolsuzlukla mücadele merkez ceza mahkemesinin Rapidane Bankası'nın bilgisayar dairesi eski müdürü hakkında gıyaben 2 yıla ağır hapis cezası verdiğini belirtti. Diyala iline bağlı Karatepe kasabasında Ramazan ayının gelişi münasebetiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberlemesi kursu düzenlendi. Diyala'da bir dini tören. Diyala iline bağlı olan Karatepe kasabasında Ramazan ayı münasebetiyle bir dini tören başlatıldı. Dini tören Şii Muhammed Hüseyin Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. Dini töreninde Kur'an-ı Kerim'i Arapça öğretmenler öğrencilerine okumayı ve ezberlemeyi öğrettiler. Ramazan ayı bir aziz bir aydı. O bütün aylar zikrolmuyor Kur'an'da. El-Vahid Ramazan ayı zikrolup şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Fe Kur'an cütlenipti Ramazan'dan. Fe Ramazan'da gerek Kur'an okunsun. Elhamdülillah ve şükür. Bu camiada etmişik mehfel Kur'an'ı. Uşaklar örgenir. Biz de örgenirgin. Elhamdülillah ve şükür. Biz bu mehfeli başladığın. Ekser işi uşaklar, bir takım 50 talebelerimiz vardılar. Bu dil meselesi biraz zahmet üzer. Biz büyük ustalarımız da geldiler. Ustad Abbas'tı, Ustad Abdullah'dı, Ustad Medadi'ydi. Bu mehfal kurduğun fi sebil hem bu güzel geceleri bitirip burada ve ecza uharı bu Kur'an burada. Bu Ramazan'da elhamdülillah. Her Ramazan bu şeydi, bu ahl mantıka hepsi bilir. Bizim hepsini tebliğ ederek, evvel Ramazan'dan daha diğer baba burada mehfel Kur'an var. Uşaklar izliyorlar, yine alıştırak gözlerin. Biz büyükler bidaya Kur'an, bidayıdan şeyler gözlerim. Sonra özlerini ne derik? Bir çeri kasa uşakları amme cüzyeden daha başlara koy, özlerde okuyorlar bizimce. Hamuş hareket ederler. Bu mehfel bir şey azimdi.
yani özümüzde hem örgenliğin hem de bilmeyenler örgenliğin hem de yani bir malumatlı Kur'an'dan. Fe ey Hüseyin Yusuf biz hazır olduk o zindi. Yani fark bilmedik inşallah. Törene ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Öğrenciler öğretmenlerinden teşekkürlerini sundular. Biz geldik buraya Ramazan'da başladık. Kur'an'ı okuruk. Evvelinden ahirine kimin tecvid, okumak, nece edek özün, hardan hara kimin okuk bunları alıştırdılar bize. Memnun olduk özlerine. Geldim Kur'an alıştım, tecvid alıştım. Tecvid alıştım. Bidayeti Ramazan'dan indiye kimin Kur'an'ı alıştık. Hardan hara kimin okuk. Adım Hüseyin Abbas Ali. Tecvid alıştığın, okudun Kur'an'ı bidayeden okurduğun Ramazan'ı evvelinden indiye ta ki tecvid alıştırdılar bizi, mullalar alıştırdılar bizi tecvid Kur'an'ı cokakın indiye ta ki okudun Kur'an'ın yarısını hala bitirmemiş oldu da bitireceğiz olsun. Geldiğim buraya Kur'an okurduğun alıştırdılar bizi nece okakın, harda durakın, harda şedergin. Ramazan'ın birinden biz geldiğim burada okurduğun. Diyaleli'nden Türkman AYM'nin uydu kanalı. Haydar Türk Söz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Tuzlu Matu ilçesinde gıda ürünlerinin fiyatının yükselişi devam ediyor. Bu nedenle çarşılardaki alışveriş hareketliliği gün geçtikçe azalıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Tuzlu Matu ilçesinde gıda ürünlerinin fiyatının yükselişi devam ediyor. Bu nedenle çarşıdaki alışveriş hareketliliği gün geçtikçe azalıyor. Kebirinci bir kez helaklıydı. Helaklığımız neydi? Koymurdular. Ceş bize muarızıydı. Ceş muarızıydı. Sonra reddi seri çıktı, ittihadiye geldi. İttihadiye tescil etmirdi. Anlamırdı mevzumuz nerede ne diyor. Bizim memleket dört bir etrafımız boştu. Ziraatımız yoktu. Biz müttekilin alel müstevred. Yokumuzdu her şey. Irak'ı azdı. Irak'ı kemadde azdı. Biz Irak'ı iştirdik. Biz halen Irak'ı iştirdik. Biz muhalde azdı. Valla bir pazarı çok pahalı. Çok pahalı. Tabii ki Ramazan 12 gündü, 10 gündü pazar çok pahalı. Yani fakir fukara alabilmedi. Çok pahalı. Yani kazıyı çekemez pazarlığı diyor. Yok yok. Ama Ahmet'in pahalı. Her şey pahalı. Internet masrafı pahalı. Mehmet pahalı. Uşak masrafı, mektep masrafı. Hepsi pahalı. Yani pazara girememişsek. Girişse yani çok pahalı. Gayet de pahalı. Akıl millet de dirilir. Biz halveye girendik, halve de pahalı. Babam ama yerinden pahalı. Mahmut gibi pahalı, yerinden pahalı. Pahalı mı veriyorsun? Yerinden mal pahalı. Gıda ürünleri ve sebzelerin fiyatlarının yükselmesi olumsuz bir şekilde etkisini gösteriyor. Bilindiği gibi alışveriş hareketliliği fiyata bağlıdır. Bir taraftan fiyatlar yükselince diğer taraftan da vatandaşlar tarafından alışveriş yapmaları zorlaşıyor. Sebep soğan yoktu ki, alemiyen yoktu. Aval İran'dan gelirdi, İran men etti, İran'dan gelmedi, İran'a pay etmedi. Ukrayna'dan gelirdi, Ukrayna'dan indi az geldi, çok geldi. Şey yani pay etmir gene. Hindi geldi, hindi de yoktu. Yani az, kefeye gelmir. O sebep soğan bahadı. Ama evvel fellah var idi. İndi fellahlar hepsi sırhat şeydalarına. Biz buğdaydan arpakir ve selam. Bu bir kez ev yani nefer ister, kilfet ister fellahlık bastan etmek. Alva vallahi kam çok bahadır. Ben soğandı bir iki çeçet var onuydan bahadır. Pazarın bahalığı neydi? Bu doların dolar üstüne yoldu. Çok mavatlar da kalktı. Yani indi ondan tabii pazar üstüne gitti dolar sebebi neydi şimdi? Ben milletin gittiğini de görse milletin istikbalı. Valla milleti biz yani çok adamı görürük mal alabilmir yani. Öz evine mesul yapabilmir. Ama var ratip sahipleri var iyiydi imkanları. Ama kasıp masıplar yok valla kasıp alabilmir. Yani çok şeyler alabilmiyor. Neden geldi bahalı sebebi? Ameliyatı günlük 10 bin lira işleri akşamına kadar 10 bin lira neyi versin? Yani. Yok hariciden gelen var mahalli de var ama mavat azdı. Az geldi yani imtaç azdı. Uluslararası petrol fiyatlarına gelince ve OPEC Plus tarafından petrol üretiminin gönüllü olarak günde 1,5 milyon varilden fazla azaltacağına dair ani duyurun ardından fiyatlar varil başına 84 doların üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü 80 dolara yükselirken Amerika Birleşik Devletleri West Texas Intermediate ham petrolü varil başına 79 dolara sıçradı.
Su Kaynakları Bakanlığı bataklıkların mevcut durumunun en iyi durumda olduğunu ve seviyenin giderek yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan bataklık ve sulak alanları restorasyon merkezi genel müdürü Hüseyin Elkinani son 3 yılda menbah ülkelerden gelen gelirlerin azlığı ve iklim değişikliği sonucunda bataklıkların büyük ölçüde etkilendiğini belirterek bakanlık yağmur ve mevsiminin başlamasıyla birlikte dere ve akarsulardaki su miktarının bataklıklara bırakılması ve sulu tarım alanlarından faydalanılması için bir plan hazırladı. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada İsrail askerlerinin Nablus'ta iki Filistinliyi öldürdüğünü de duyurdu. Görgü tanıkları Nablus'un eski şehir bölgesi El Mafiye mahallesine baskın düzenleyen İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığını aktardı. Çatışmaların ardından İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığını da kaydetti. Öte yandan Nablus merkezli Filistinli direniş grubu Aslanların İni yaptığı yazılı açıklamada silahlı direnişçilerin İsrail güçlerinin baskınına ateş açarak el yapımı patlayıcı kullanarak karşılık verdiğini de duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise baskının İsrail askerleri özel kuvvetleri ve iç istihbarat servisi Shin Bet tarafından düzenlediği belirtildi. Baskında 25 Mart'ta Nablus'a bağlı Huvara beldesinde düzenlenen ve iki İsrail askerinin de yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen kişiye yardım eden iki Filistinlinin hedef alındığı ifade edildi. Baskın sırasında İsrail güçleriyle Filistin direnişçiler arasında çatışma çıktığı bilgisi verilen açıklamada bazı Filistinlilerin isabet aldığı kaydedildi. Açıklamada ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca gece saatlerinde Batı Şeria'nın Vadi Siman beldesine düzenlenen bir diğer baskında Filistinli direnişçi gruplarına mensup olduğundan şüphelenilen bir Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Bölgesel meselede ise Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin Rusya, Suriye, Türkiye ve İran'ın dörtlü toplantısı bugün başkent Moskova'da yapılıyor. Rusya Devlet Başkanı'nın Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail ise Rusya arabuluculuk misyonunun Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmesi olan stratejik bir hedefe ulaşmayı amaçlamasını umduğunu ifade etti. Rusya'da Kursk bölge valisi Roman Starovet, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya'da Kursk bölge valisi Roman Starovet, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Starovet, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesinde havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda bölgedeki Nikolayev Daryin köyünde 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşan Stravoit, yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını da aktardı. Stravoit, saldırı sonucu bölgenin bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını da ifade etti. Kuzey Kore tehditlerine yanıt olarak Güney Kore Savunma Bakanlığı Amerikan ve Japon kuvvetleriyle ortak deniz tatbikatları düzenleyeceğini duyurdu. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada tatbikatların deniz hattıları için balistik füze de dahil olmak üzere denizaltıda artan Kuzey Kore tehdidine karşı yanıt etkinliklerini artırmayı amaçladığını söyledi. Sevgili seyirciler, Suudi Arabistan Ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslümanın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslümanın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu. Suudi Arabistan Harameyn İşleri Başkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklamada Mescid-i Haram'da Ramazan ayının ilk 10 gününde 9.357.853 Müslümanın umre yaptığı ve namaz kıldığını kaydetti. Mescid-i Nebevi Başkanlığından yapılan açıklamada Ramazan'ın ilk 10 gününde 10,3 milyon Müslümanın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek ibadet ettiği belirtildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 26 Mart'taki açıklamasında daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için Ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapılabileceğini duyurmuştu. Kerkük şehrinin önde gelen şahsiyetlerinden emekli hakim Talat Saharoğlu bugün Türkiye'nin başkenti Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Hakim Talat Saharoğlu tedavisi olmayan bir hastalık nedeniyle bu sabah 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hakim Talat Saharoğlu 1942 yılında Kerkük'ün Konya bölgesindeki Cırıt Meydanı mahallesinde doğdu. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yıllarca avukatlık yaptı. 40 yıldan fazla bir süre hakim olarak göreve devam etti. Kerkük'ün tanınmış hakimlerinden biri olarak sayılmaktaydı. Hakimde tahassüs yoktu. Ben. Mesela bir fetva bidayet hakim oldum. İlk hakimlik benim hakim suruh oldum. Hakim suruhtan döndüm şer'iye kazırak. Kazırak'tan gittim bidayet oldum. Bidayetten ılı cinayet oldum. Ilı cinayetten hakim cezu oldum. Hakim cezadan hakim ahdes oldum. Hakim ahdesten reis temiz oldum. Girişte. Ondan sonra ılı sinaf oldum. Ondan sonra bir de şer'iyede kaldım 22 yıl. Müstemir. Oradan çıktım. Tekal oldum. Saharoğlu emekliye ayrıldıktan sonra Irak-Türkmen cephesinde hukuk müşaviri olarak çalıştı. Merhum Talat Saharoğlu sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle bugün Ankara'da vefat etti. Ben namazımızın nihayesinde ekrem en yakın şey ne demek uzu vardı? Vallahi ben bu Ramazan üzü hürmet katilsin. Diyelim Allah ümmet-i Muhammed'i tevhid etsin. Ümmet-i Muhammed'in kalbinde bu buğz, karahiye, hakkı kalmasın. Ve hasaten Kerkük milletinin orta yerinde muhabbet aksın, kardeşlik dönsün. Eski hayat Kerkük'ün dönsün. Türkmeni, Kürt'ü, Arabi kardeşten daha fazla yaşadılar burada. Daha fazla tezavüz vardı orta yerde. Alış, veriş, İlakat, zavaç, ticaret, her şey var orta yerde. Bu iş milletin orta yerinde. Sağ olasınız. Partiler geldi, bunları hapsın bozdu. Ama inşallah millet bozulmayıptı. Millet aynı millet kalıptı. Allah hepimizi ıslah etsin. Çok sizden de çok memnun oldum. Bu mukabele olsa. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Muhammed Şia Sudani özel sektörü reforma öncülük etmesi gerektiğini vurguladı. İl arası Yüksek Koordinasyon Kurulu düzenlemiş olduğu toplantısında emeklilere destek konusunda illerdeki yeni konut projelerinde emeklilere öncelik verilmesi yönünde oy kullandı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Muhsin El Mendelavi Başkanlığındaki dün düzenlediği oturumunu bir sonraki duyuru için erteledi. Federal Dürüstlük Komisyonu Rafi Dem Bankası'ndaki bir yetkili ağır hapis cezası öngören bir karar çıkardığını duyurdu. Uluslararası petrol fiyatlarına gelince ve OPEC Plus tarafından petrol üretiminin gönüllü olarak günde 1,5 milyon varilden fazla azaltacağına dair aynı duyurunun ardından fiyatlar varil başına 84 doların üzerine çıktı. Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden test edilmesine ilişkin Rusya, Suriye, Türkiye ve İran'ın dörtlü toplantı bugün başkent Moskova'da yapılıyor. Böylelikle bültenimizin sonuna geldiği tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.